Evet, şimdi servo motorla şişeden tabağa su aktarabiliyoruz bu şekilde. Burada mikrobitin ivme sensörünü kullanıyorum. Mikrobiti bu şekilde sağa doğru dikey tuttuğum zaman yukarı kalkıyor. Sağa doğru, sola doğru yatırdığımız zaman da tabağın içine suyu aktaracak. Şimdi bunu test edelim bakalım. Çalışacak mı? Şimdi şişenin içerisine su ilave edeceğim. Yavaş kaldırınca suyu sıçratmıyor. Daha yavaş kaldırmak lazım sensör. Evet, servo motoru kontrol için yazacağımız kodlar ise şöyle. Yeni bir proje başlatıyoruz. Servo ismini verdim. Oluştur dedim. Şimdi program başladığında şöyle aşağıya doğru iniyorum. İnler sekmesinden analog sinyal darbe süresi pin T0 süresini 20.000 yap bloğunu alıp buraya yerleştiriyorum. Hemen onun altına değişkenlerden açı değişkenini oluşturacağım. Açı isminde bir değişken oluşturdum. Açı değişkenini 0 yap bloğumu yerleştirdim. Şimdi burada açı değişkenini 90 olarak ayarladık. Ve hemen bunun altına pinler sekmesinden servo motor P0 pininin değerini açı olarak ayarlıyoruz. Ardından pinler sekmesinden yine servo yaz pin P0 değerini 180 yap bloğunu her zaman bloğun içine yerleştiriyorum. Ve bunun içerisine şurada bulunan eşleştir düşükten yükseğe şeklindeki bloğu hep şu şekilde aldım. Ve burayı şimdi kontrol için servo motor kontrolünü ivme sensörüyle yapacağız. O nedenle input sekmesinden ivme bloğunu buraya yerleştirdim. Şimdi şurayı da 35 145 şeklinde ayarlayabiliriz bu şekilde. Buna göre bakın mikrobiti hareket ettirdiğimde ivme sensörü değişiyor ve buna göre de servo motoru kontrol edebiliriz. Evet, kodlarımız bu şekilde. Son olarak şuraya bir de bekleme süresi ekleyeceğim. Bunu 100 milisaniye olarak ayarlayabiliriz.
Evet, kodlarımız bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.